Çektiğimiz gün 13 Ocak ama gördüğünüz gibi hiçbir yerde kar yok. Yani Ocak ayında nasıl hiçbir yerde kar yok? Ne kadar yükseğe gidersek gidelim. Yani hiçbir yerde kar yok. Bekliyorum havalar yağsın. Bir an önce Çambaşı'na gidelim. İşte Gürgen Tepe'ye gidelim. Ondan sonra Akkuş'a gidelim. Kayalım mayalım ama yok. Mecburen biz de buralarda yakınlarda dolaşıyoruz ki. Hani kar görürüz belki. Ama yok maalesef. Elimizde güneş var. Mis gibi güneş havayı ısıtıyor. Bu hafta nereye geldik? Bu hafta Ulubey'e geldik. Ulubey'de gezeceğiz. Şelalesine gideceğiz. Olcay abim söz verdi. Sonra çok önemli birine de konuk olacağız. TV52 Haber Merkezi Müdürümüz Fatma Meltem Naz'ın ablasına konuk olacağız. Neden? Çünkü onun hayvanları var. Bana hayvan deyince akan sular duruyor bende bildiğiniz gibi. İnekleri varmış, kedileri varmış, köpekleri varmış, tavuk varmış. Tam benim işim. Yani ben bunun programını yapıyorum. Gitmişken onunla da tanışacağım. Bana söz verdi telefonda sana çok güzel kahvaltı hazırlayacağım diye. Tamam dedim, o zaman ben de atlayıp sana geleceğim dedim. Şimdi onun evine gideceğiz birazdan. Açılışımızı tabelanın önünde yapıyoruz. Mikrofonda ben Ayfer, kamerada Olcay abim. O zaman memleket havası başlasın. Açılışımızı yaptık. Şimdi Ulubey'in Fındıklı Mahallesi'ne geldik. Burada çok özel birine konuk olacağız. Haber Merkezi Müdürümüz Fatma Meltem Naz'ın ablasının evine geldik. Onun bir sürü hayvanı varmış. Kedisi, köpeği, tavuğu, ineği. Şimdi hep beraber onlarla çok güzel vakit geçireceğiz. İneklerini sağacağız, köpeklerle oynayacağız, tavukları kovalayacağız. Çok güzel bir şey olacak galiba. Ben hemen gidiyorum. Hemen ablamın yanına. Şöyle bir gidelim değil mi Olcay abi? Merhaba, merhaba. Bizi karşılayanlara bakar mısınız? Merhabalar abla, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar ne, bunlar ne? Bakar mısın? Can, bunlar çok tatlı. Bunlar senin yavruların mı? Bunlar benim yavrularım bunlar. Göz bebeklerimiz. Ya bakar mısın Olcay abi, ne kadar tatlı. Çok güzel bunlar. Evet. 4 tane yavru var şimdi. Evet. Anneleri annemiz de orada. Var. Evet, annemiz var. Abla bunlar sokak hayvanları. Sokak hayvanları, evet. Sokak hayvanlarını bakıyor. Yok bir şey yok. Isırmıyor. Korkmuyor. Olcay abi bir tanesi. Olcay abime. O yüzden şey yapıyor. Çok tatlı. Sen şimdi bu hayvanı hamileydi. Evet. Aldın. Hamileyken geldi. Doğumu burada gerçekleşti. Bakıyoruz sokak hayvanlarımıza. Bakmak zorunluluğumuz var. İnsani görevlerimizden biridir bu. Ve herkesten de bunu beklerim yani. Gel gel. Sen gel. Kış dönemi sen... mutlaka suyunu eksik etmeyelim. Kesinlikle suyunu yemeğini. Bakarmış. Olcay abim yanlışlıkla kamerayı bize odaklanmıştı. Bir tanesine böyle azıcık bir dokundu. Hemen ağladıysan de sen bebek misin de ağlıyorsun hemen bebek misin? Şunların güzelliğine bakar mısınız ya? Bunlara işkence yapan insanları hiç anlamıyorum. Gerçekten şuna kıyılır mı? Hani ben Müslümanım, ben işte Allah'a inanıyorum diyen hiç kimsenin, yani sokak hayvanı olsun hiçbir hayvana hiç kimseye bir zararının dokunmaması gerekiyor yani. Hani kimse yedirmek zorunda değil, tamam. Hani beslemeyin tamam ama vurmayın da, öldürmeyin de. Yani şunlara kıyılmaz. Sonra işte bunlara kıydıkları için bir sürü insanlar hani neden kötü olaylar bizim başımıza geliyor diye düşünmeyin. Gerçekten Allah bir şekilde bunların yani nasıl söyleyeyim intikamını alıyor. Hani insanlara bir ders veriyor aslında.
Yani şunlara bakar mısın? Şunun güzelliğine, şunun gözünün içine baktığında bile insan yani. Yani insan olan bunu yapmaz zaten. Tabii ki. Can. Sonuçta evet. Can. Şimdi ablam senin başka nelerin var? Tavukların mı var? Tavuklarımız var. Büyükbaş hayvanlarımız var. İneklerimiz var. E tavukları çıkarmayalım mı şimdi? Çıkartalım. Buyurun. Bakar mısın? Bak anneleri de orada. Nasıl annesi seviyor onu. Bak inek sesi geliyor. Tavuklara gidiyoruz şimdi. Olcay abi bizi takip et. Şimdi ablamla tavukları çıkardık. Bakayım sayayım. 5 tane tavuk var. Bir de horoz. Maşallah horozuna bak. Ablam şimdi yediriyor onları. Ne güzel. Horozun ne kadar güzelmiş. Maşallah ne kadar büyük. Sen bunları nasıl baktın? Bunlara organik olarak bakıyoruz. Böyle yem üzerine değil, evdeki ürünlerimizden, yemeklerden, artıklardan veriyoruz. Zaten akşama mısır, kadar otluyorlar. Evet, mısır darı diyoruz, darı evet. veriyoruz. O şekilde bakıyoruz. Vallahi bizimkiler de aynı böyle. Bizim değirmenimiz var, mısır evet. değirmenimiz. Evet. Yani onlar değirmende kaldığı için bizim tavuklar... Acayip şişko. Bir de süt içiyorlar bizim. Evet, süt, içiyor mu? Suyla sütü karıştırıyorum. Ha. Sade süt vermiyorum. Evet, evet, evet. Bizimkiler de çok şey. Bak bak. Alışkın onlar. Nereye gidiyorsun? Önce ahırı bir yokluyorlar. Hayvanları bir yokluyorlar ondan sonra. Hadi biz de ineklere bakalım. Oh maşallah maşallah. Buyurun biraz. Ay, Allah nazarlardan korusun. Çok teşekkür ederim. Diyoruz. Bu öküzün. Öküzümüz. 1 yaşında mı? 1 yaşında değil, 6 aylık. Ay maşallah. 6 aylık. Ne yapıyorsun, kurbana mı bakacaksın? Hayır, biz kurban işi yapmıyoruz. Ha. O tür şeyimiz yok. Kendimiz besliyoruz. Ha, öyle belli bir yaşa geldikten sonra. Evet, belli bir yaşa geldikten sonra. Kendi küçük üreticiyiz. Yani böyle büyük şey değil Mevla, süt satmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sütü sen şey mi veriyorsun, sütçüleri mi veriyorsun? Yok. Gen eşim Ordu'da çalıştığından dolayı. Ha, orada, Ordu'da şeyler var. Memur, evet, var. Memur arkadaşlarımız var. Onlara, talepte bulunanlara veriyoruz. Şimdi şu dana mı? O düvemiz. Ha. Şu doğumu 2-3 gün doğumumuz erken. Ha, 2-3 gün kaldı. Bunun doğumumuz erken. Ha. Allah izin verirse. Ay inşallah bekliyoruz. Güzel şey. Bu düvemiz, sarı kızımız. Şu, o da gebe. Aa, bekliyoruz. Belli, belli. Sadece siyah kızımızı sağıyoruz. Şu an sağımız sadece onu sadece bir evet. tane sağlan var. Sadece bir tane. Buyurun. Ay bakar mısın? Ne güzel. Maşallah, sadece. Maşallah. Teşekkür ederim. Şimdi seninkiler Jersey mi oluyor? Jersey ama? Oluyor. Jersey'nin özelliği yağın, sütünün kalitesi. Evet. Yağsının bol olması sütünde. Talep Jersey sütüne genelde oluyor. Evet, hani hemen doyuyorlar. Biliyorsunuz hayat biraz pahalılaştı. Daha yemler, hayvanların bakım biraz zorlaştı. O yüzden daha çok biz yeşilliğe, doğada... Evet, tavuklarımız biraz şey yaramazlar. Olcay abi, yaramaz. Gidiyorlar tavuklar hemen yemlerine, şeylerine. Ay hiç de korkmuyorlar evet. tavuklardan. Biz insanlar birbirimizi idare edemiyoruz ama bakınız hayvanlar birbirlerini seviyorlar. Kesinlikle, hayvanlar yemeklerini paylaşıyorlar. Evet, paylaşıyorlar. Buyurun. Şöyle hemen, buna şimdi 2-3 günü kaldı doğumuna. Kızım, kızım. Bismillah, bismillah, bismillah. Şeydir. Yok yok hayvanım. Bismillah. Ben nazar etmem evet. kızımı. Yok. Ay. İyi bak, bu ilk doğumu mu olacak? Yok. Onun 6. doğumu olacak. Ha, ay maşallah. Evet. 6'ya doğuracak. Kusura bakmayın üstleri pisleniyor ama altını temizliyoruz ama kış dönemi ben, olduğu için bağlı olduğu için yok, biraz yok, şey oluyor. Zaten. Evet, biz de öyle yapıyoruz. Hani evet. yazın genelde annem 2-3 günde bir yıkar evet, ama yıkıyoruz. Kışın hasta olurlar evet, daha kışın, çok. Evet öyle idare ediyoruz. Yok inek bakımından anlarım. Sağmasından yedirmesine güzel. Her şeyini anlarım. Sadece eğitim okumakla değil. Kesinlikle. Kesinlikle çocuklarımıza köyü ve köy hayatını sevdirmemiz lazım. Aynen özellikle.
özellikle hani mutlaka. Hadi diğer yerleri evet. boş ver, büyük şehirleri evet. vesaireye geçtim de evet. Karadeniz'de hani bunu yapıyorsan evet, hani tamam çocuğumu okutayım tabii ki tabii de ki okumak okusun, önemli. Tabii ki okusun. Ama bilsin her şeyi de hani hayatı ki. Her şeyi bilsin. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Tabii bakın ki. Bir hastalık çıktı ne oldu herkes hurra köye. Köye geldi. Ama köyde bir şey yapmasını biliyorlar mı? Çoğusu i̇şte, hani çoğunun çoluğu evet. çocuğu bilmiyor. Evet. Hani öğretmek lazım. Tarlaydı, bahçeydi. Evet. Hani bizim en önemli ürünümüz fındığıydı. Fındık. İşte nasıl ne yetiştirir, hayvan nasıl bakılır evet. bunun her şeyiniz bir veteriner kadar sen şimdi biliyorsun. Tabii ki iğnesini yapabiliyorum. Hı. Misal elimizden geldiğince okuyarak, bilgilenerek tabii ki eksiklerimiz var. Bilgilenerek elimizden geldiğince hayvanlarımızın sağlığıyla da ilgileniyoruz. Çünkü bir veterinerin ücreti biliyorsunuz ne kadar pahalı. Arttı. İlaçların ne kadar pahalı olduğunu biliyorsunuz. Oldu. Yani elimizden geldiğince büyüklerimiz nedir? Hani üzerimizde bitkisel kullanıyoruz hı hı. genelde insanlar olarak. Biz de hayvanlara o şekilde. Misal bilirsiniz ısırgan otunu. Isırgan o otunu biz haşlayarak üzerine az bir kepek diyoruz veya mısır arpa koyarak öksürdüm onu veriyoruz örnek veriyorum. Elimizden geldiğince ilgilenmeye çalışıyoruz. Aynen öyle hani annemler de mesela evet. veterinerlerden daha çok biliyor anneannem vesaire. Annen bir şey olduğunda kendisi bir şey yapamadığında anneannemi arıyor diyor ki hani böyle böyle oldu. Ne vereyim ne içireyim hani tabii işte ki. Yok tabii şekerli ki. Su veriyoruz başka evet. şeyler veriyoruz. Mesela bizimkiler çok armut yiyor bu sefer şekerleri çıkıyor. Evet. Hani onu düşürmek için başka şeyler evet, yapıyoruz. Evet, evet. Hani her zaman da evet. veterinere gidemiyoruz. Çünkü aşırı yükseldi fiyatları. Yükseldi evet hayat pahalandı. Fakat hayatı kendimize biz odaklamalıyız. Aynen öyle. Her şeyi sen kendin yaptıktan sonra. Bayanlara özellikle çok iş düşüyor. Benim şahsi düşüncem. Bayanların mutlaka el atması lazım. Her ve başaracağından değil. Eminim. Bayanların kesinlikle başarabileceğinden aklımıza eminim. Aklımıza koyduğumuz her şey aslında yapar. Şu an şu hayvanları benim eşim sabah saat 7:30-8 işe gidiyor. Biliyorsunuz çalışma saatini. Bu hayvanlara ben bakıyorum. Yani bunları yapabilmek lazım. Sabah kalkıyorsun kendin tabii yemeden ki. Önce evet. hayvanlarını tabii ki. Yediriyorsun onların evet. karnını doyuruyorsun evet. sonra evet. gidiyorsun tavuğunu çıkartıyorsun yediriyorsun hayvan köpeklerini yediriyorsun ondan sonra evet. en son kendin yemek evet. yiyorsun. Evet. Çünkü bu hayvanlar burada açken evet. sen yemek yiyemiyorsun. Tabii ki. Bir bayanın çok büyük sorumlulukları var. Aynen öyle. Yani evet. biz de öyle. Biz de hani hayvan bakıyoruz, şey yapıyoruz. Ben doğduğumdan beri zaten bu işin içerisindeyim biliyorum. Yani ne kadar güzel. Açken, çok sevindim. Sizi de tebrik ediyorum. Ya teşekkür kusura ederim. Bakmayın. Gerçekten tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Ya inşallah. Yani hayvancılık bitmesin istiyoruz. Evet, biz tabii şu ki an bitmesin. Her gün haberler yapıyoruz. Her gün diyoruz bas bas bağırıyoruz. Hani hayvancılık bitiyor. İnsanlar evet. hayvanlarını kesime gönderiyor. Kesinlikle. Yemler çok pahalı. Kesinlikle. Ondan sonra et fiyatı arttı, süt arttı, peynir arttı diye haberler yapıyoruz. Her şeye zam geldi. Evet. Ama artık yani sen üreticiyi desteklemezsen... Bakınız, sözünüzü kesiyorum. Özür hiç dilerim. Önemli değil. Bakınız, sistem daha düzenli olsa, daha takip olsa çiğ düvelerimiz kesime gitmez. Senin mesela o düven. Evet. Sen bakmayı düşünüyor musun tabii onu? Ki o inek olacak. Allah izin verirse sağım yapacağız. Yani... Elimizden geldiğince tabii ki kesim nasıl olur? Çok büyük bir problem olur. Yani hayvanda büyük bir problem olur. Başaramayız. Ona bir şey diyemem. Ama elimizden geldiğince hayvanlarımızla bakacağız. Sen şimdi 5 tane hayvanın var. Evet. Daha önce çok var mıydı? Hep böyle 4-5 diye mi gitti? İlk biz Gülüm nasıl geldik? Biz baştan başladık. Yani sıfırdan başladık. Fakirlikten geldik. Önce bir taneyle geldik. Sonra çalışarak, emek vererek çok çalıştık. Çok çalıştık. Çocuklarımla birlikte, ailemle, sadece kendim değil. Tabii. Eşim, çocuk, 4 tane çocuk annesiyim. Hep maşallah. Birlikte çalışarak maşallah. Başardık. Arttırdık. Kendini çoğalttın bunları. Ve ben hayalim çiftlik kurmak. Yani çünkü neden? Hayvan severim ben. Hayvanları çok seviyorum. Çok keşke. İnşallah hayalin olur. Böyle seviyorum. Büyük bir çiftliğin olur. İnşallah. O zaman da inşallah Rabbim herkese nasip görürüm. Eder inşallah. Çok mutlu oldum geldiğinize de. Biz çok de çok teşekkür mutlu ederim. Olduk.
uyuyor. Bak bak. Kış sen yoruldun mu uyuyorsun? Uyan hayvanı da rahatsız etmek günah ama. Azıcık böyle oynayalım. Kız azıcık oyna. Aa bu. Evet bu kız. Bu kızmış. Kızmış bu. Bu kızmış. Bu kızmış. Şunun güzelliğine bak. Şunun güzelliğine bak. Sen uyuyormuşsun. Sen güneşte. Şimdi bunlar güneşte yatmış. Anneleri karınlarını doyurmuş. Ablam da sütlerini vermiş. Böyle luk 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 yapıyor karınları. Luk luk yapıyor. Şimdi temizleniyorlar. Güneşte yayılmışlar. Burunlarına bakar mısın şunların? Ah ah bu da kız. İster misiniz bunlardan? İsteyenler TV52 WhatsApp haber hattını arayabilir. Biz getiririz onlara böyle. Bakmak isterlerse sütten kesildiklerinde tabii ki. Böyle bunu burnuna bak. Hoca abi bir yakınlaş. Şuna bir yakınlaşar mısın? Ne kadar nazlı. Ne kadar keyifçi bir şey bu. Ne kadar keyifçi bir şey. Keyifçi misin sen? Bakayım dişlerine. Ah. Bak 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 dişleri. Küçücük dişleri. Isırabiliyor musun sen? Sen ısırıyor musun sen? Sen ısırmayı biliyor musun? Nesrin ablam bize kahvaltı hazırlıyor. Evet. Hayvanları dediğim gibi yedirdik önce. Şimdi de biz yiyeceğiz. Şimdi Nesrin ablam bize ne yapacaksın? Tereyağlı köy usulü yumurta kızartacağım size. O zaman tamam. Sen bize yumurtayı kızart. Öncelikle yumurtamızı tabağımıza kırıyoruz. Şöyle. Oh, bunlar senin tavuklarının yumurtaları evet. Değil mi? Evet. Ay çok güzel ya. Bunların hepsi de horoz yumurtası şimdi. Evet. Şöyle tereyağın zaten senin tereyağın. Evet, tereyağı, mis gibi peynirin kendi peynirin. Tereyağımızı açalım. Oh, bak görüyor musun maşallah inşallah nazar olmazsın yani. Ben nazara inanırım. Evet hepimiz inanıyoruz çünkü nazar dinimizde var. Hemen kapı çalıyor ben kapıya bakmaya gidiyorum. Merhabalar. Üzgünüm biz burada bugün kamera hep açık olacak. Burada bugün kamera hep açık. Buyurun. Komşum ablam geldi. Bir şey soracaktı. Tamam. Bak görüyorsunuz burada komşuluk devam ediyor. Şehir merkezinde böyle oluyor mu? Yok. Ama bizim var. Biz mesela arkadaşımla kaldığımız apartmanda hemen tereyağa bakıyorum. Tereyağı yanmasın. Ben bir yandan konuşup bir yandan da yemeği yakmayayım sonra bana şey demesinler. Ay ne kadar beceriksiz kız ya falan demesinler. Tereyağı böyle eriteyim. Şimdi Nevin ablam ilgilensin ben yumurtayı dökerim. Çırpalım mı yoksa böyle olur mu? Siz nasıl seversiniz? Valla bana bu şekilde çok güzel. O zaman öyle yapalım. Sen daha iyi bilirsin. Hah. Oh görüyor musun? Bak köy yumurtasının farkı hiç. Hiç görüyor musun? Dağılıyor mu? Yok. Dağılmayacak. Çok güzel. Dağılmayacak. Bizim turşumuz da var. Nesrin ablam bize turşu da kavurdu. Bak 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 mis gibi. Mis gibi. Bunlar sen yaptın zaten tabii turşu. Tabii ki kekimiz var. Olcay abi bak bak bak. Tepsi keki. En sevdiğim. Üzerinde fındık da var. Hadi ben gidiyorum. Olsun. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi Nesin ablam bizim için neler yapmışsın ya. Ellerine sağlık. Çok, çok memnun zahmet oldum ettin. Geldiğinize. Çok sevindim. Ve her zaman beklerim. İnşallah ben her zaman, bana böyle her gün yap ben her zaman gelirim. Yerel televizyonumuz Kanal 52'ye teşekkür ediyorum öncelikle. Kesinlikle. Kesinlikle köylüye yerel televizyonlarımız sahip çıkması lazım. Kesinlikle ben inanıyorum ki köylü halkın efendisi. Öyle. Öyle vallahi. Evet. Bakalım mı yumurtalarımıza? Buyurun. Oh yumurtalarımız ne kadar güzel pişiyor. Pişiyorlar. Şimdi isterseniz çevirelim onları. Sen yap ben bunları masaya koyayım mı? Tabii siz koyun. Burada yiyeceğiz zaten. Şunu şöyle kenara alalım. Evet soframızı kuralım.
Aslında sizler için güzel sofrası biliyor musunuz bilmiyorum. Evet, evet biliyorum canım, bilmez öyle miyim? Annem özel yaptırdı yer sofrası kendine. Evet, öyle istedim. Hiç önemli İnşallah değil. Bir dahaki sefer. Olsun. Bu peynir mi? Ne bu? O tereyağı. Ha, tereyağı. Şuradan bardak alalım. Heh, tamam. Şöyle. Biz zaten şeker atmıyoruz. Sen atıyor musun şeker? Ben kullanıyorum. Heh. Ben bırakmak istiyorum fakat şu tamam, o zaman şekeri senin için koyalım şöyle sofraya. Köy usulü tavamız da koyacağım ben size. Ha. Evet. Olur. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bunun zevki elinizde. Evet, evet. Elinizde. Ya ben bilmez miyim? Diyorum ben köy çocuğuyum diyorum. Kimse inanmıyor. Ben köyde büyüdüm, köyde yaşadım. Yer sofrasını biliyorum. Tarlada yemek yemeyi biliyorum. Hepsini. Çocuklarımıza mutlaka aşılayalım mutlaka. Çünkü bizim görgü kurallarımız, ahlak kurallarımız çok önemli. Oh, ablam turşuyu koyuyor. Şöyle turşuyu koyduktan sonra da kameramıza bir gösterelim. Bizim turşusuz olmaz. Aynen, olmaz, aynen. Karadeniz'de kahvaltıda her evet zaman beş evet çayında, öğle yemeğinde, evet akşam acıktın, miden evet mi kazındı turşu. Bak bak. Evet. Mis gibi. Ege bölgemizde kavurmadan. Heh. Bak yumurtalarımız da pişti. Kapımızda. Hemen ben kapıya bakıyorum. Gel, hoş geldin. Merhabalar. Bakar mısın şunlara? Bak bak bak, hemen geldi yine. Paspasın üstünde yatıyorlar hemen. Gel, hoş geldin. Okulun yakın mı kız senin o kadar? Evet, evet. Yürüyerek mi gidip geliyorsun? Dolmuş ama 5 dakika. Ha. Ya çekilmiyor mu? Nesin ablamın kızı geldi. Küçük kızı. Bir de iki tane büyük var. Bir de en küçük bir tane oğlan var. Oğlan kaç yaşındaydı abla senin? Bir tane 13 yaşında. 16 yaşında kızım. 23 yaşında ve 22 yaşında kızlarım var. Ay maşallah, Allah başlasın. Evet, evet soframız hazır. Ne kadar güzel değil mi? Ay evet, insanların da canını çekmesin. Sizler gibi güzel. Çaylarımız sobamız da kaynadı. Oh, sobada kaynayan evet çay mis gibi oluyor. Evet, kuzinemiz de. Tamam, bunu çekeyim. Şu ikisine çok açık. Olcay abimle ben hem çok benziyoruz şey olarak, karakter olarak da, hem aynı gün doğmuşuz evet ikimiz de. Hem de her şeyimiz çok benziyor. Böyle yeme içme şeyimiz, insanlara davranışlarımız falan. Güler ancak yüzünüz, bir güler teşekkür önemli ederiz. Bir sunucuyla bir kameraman ancak bu kadar iyi anlaşabilir, denk gelebilir. Gerçekten öyle değil mi Olcay abim? İkimiz de açık çay içeriz mesela. Çok güzel. Hangisiydi? Şu benim. Evet. Şunu şöyle sana koyalım. Sen benim yanıma gel. Kızım alır mısın? Şöyle. Ablamla çok güzel bir kahvaltı hazırladı bana. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür saatlerdir ediyorum. Saatlerdir böyle sobanın üstünde çay kaynıyor. Ben bir yandan çay dolduruyoruz, bir yandan sohbet ediyoruz. Tabii o kısımları kestik böyle. Biraz özel sohbet ettik seninle. Ben kendi hayvanlarımın fotoğraflarını gösterdim Nesrin ablama. O bana onunkileri gösterdi. Çok güzeldi. Ama biz tabii programa devam edeceğiz. Şimdi Nesrin ablamla vedalaşıyoruz. Bu bebeklerle de vedalaşıyoruz. Kendine çok iyi bak ablam. Çok teşekkür çok ediyorum. Teşekkür ben ederim. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bir daha görüşmek İnşallah üzere. İnşallah. O zaman bu bebeklere de veda ediyoruz. Annelerle birlikte. Bebeklerimiz çok tatlı. Ya Rabbim, Tosun bakar mısınız? Rabbim herkese hayvan sevgisini tattırsın, nasip etsin. İnşallah. Hayvanlarımıza zulüm etmeyelim. Sevmeseniz bile asla zulüm etmeyin. Kesinlikle. Bakar mısın nasıl yalıyor ya annesini? Canım benim bu.
Kesinlikle ablam. Hı hı. Ben sana gerçekten Allah senden razı olsun. Böyle hayvanlara sokaktan ederim. Sahipleniyorsun, yediriyorsun, evet, bakımını ederim. Üstleniyorsun. Allah işte böyle insanlarla hepimizi karşılaştırsın. Amin. Amin. Çok o zaman biz gezmeye, dolaşma yolu Bey'de devam edeceğiz. Kolaylık versin Rabbim size. Kendine iyi bak, görüşürüz. Şimdi hemen Ulubey sokaklarında gezmeye devam ederken bir tane teyzemizi gördüm. Halı yıkıyor. Merhaba. Merhaba. Gelebilir miyim böyle? Gelirsin. Vallahi ayaklarımı da yıkarım burada. He. Ne yapıyorsunuz? Merhaba. Tanışalım mı? Merhaba. Tanışalım. İsminizi öğreneyim mi? Sayma Yalçın. Sayma ablam, sen halı mı yıkıyorsun burada? Ben halı yıkayayım yavrum. Kız yok mu hiç yardım edenin? Yardım edenim yok. Çocuklarım çalışıyor. Gelinin. Çalışıyorlar hep bunlar. Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Ve sana kaldı bu kadar halı. Bana kaldı. Kız niye bunlar sana demiyor ki anam sen üşüme biz alalım halılarını yıkattıralım diye. Anam dediler ama ben onları üzmedim. Ya kıyamam. Hayır. Sen kıyamadın geniş. Ana yüreği. Ana yüreği. Sen kaç tane çoluk çocuk var? Benim iki oğlumla bir kızım var. İki oğlum bir kızın hepsi de evli mi? Hepsi evli yavrum. Ay maşallah. Sen burada halılarını yıkadın hazır Ocak ayında. Böyle güneşi buldun, kaçırmadın. Dedin ki kurur bunlar. Evet. Yakar yağarsa bir iki gün sonra. Evet. Ne olur? Ne olacak? Kötü kötü kokar üstüne yağarsa. Hiç sorma, hiç sorma. Eksik ben kokar. Ben şimdi atarım oraya balkona. Heh. Orada kurur onlar. Üstüne naylon sallarım hava çok yağarsa. Aynen öyle artık bir şekilde. Ama umarım herhalde bir hafta daha yağmurlu gözükmüyor yani. Bir hafta daha böyle güneş gözüküyor. Çocuklar öyle dediler de ben de unutsun. Öyle dediler. Buna. Sen ne yaptın? Bitirdin halıyı. Şimdi yıkadın. Sadece şey yapıyorsun. Evet. Duruluyorsun şimdi. Durulayım şimdi. Bitti. Oh ne kadar güzel. Sermişim bu şambanı fındık bahçesinin dibine. Evet. Bu ev senin mi? Benim. Hani beyle mi duruyorsun burada? Ben burada beyle durayım beyimle. Yukarısı küçük oğlumun. Şu da büyük oğlumun evi. Oh ne güzel. Oğlanlar senle. Evet. Kız nerede? Kız da çarşıda. O çarşıda mı oturuyor? Çarşıda oturuyor. Ha iyi. Oğlanlar gelinler hepsi mi çalışıyor? Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. Bir küçük gelinim çalışmıyor. Ha o da yukarıda mı? Yok. O çarşıda mı? Çarşıda. Torun torba yok mu? 6 tane torunum var. Kuz maşallah. Hepsinden ikişer tane mi? Birer tane mi ne? İkişer tane. Bir oğlu bir kızı kızımın var. İkişer oğulları da oğullarımın var. Ay ne güzel. Hepsini görüyorsun. İyi sen torunlara bakmıyorsun mu? Bakmam mı? Çok seveyim torunlarımı. Senle değiller mi şu an? Onlar hepsi okulda mı? En küçüğüm İstanbul'a gidecek okula. Şimdi Erzurum'da okuyor. Üniversitede okuyor. Üniversite okuyacak. Sağlıkçı olacak. Aa en küçüğü bir de büyükler yani. Tabii canım hiç öyle küçüğüm yok. O en küçüğü o da okulu da bitirecek neredeyse. O da 2 yıllık okuyor zaten. Gelecek yıl bitecek. Olsun ne güzel. Şimdi Salim abla bir şey soracağım. Sen şimdi Ulubeylisin. Burası Ulubey'in hangi mahallesi? Elmacıkür. Elmacıkür. Dere Mahalle. Dere Mahallesi. Evet. Şimdi sen doğdun burada mısın yani? Ulubeyli misin? Ulubeyli. Yoksa gelin mi geldin? Gelin geldim buraya. Sapdere'den gelin geldim buraya. Sapdere'den köprü geçeyim ya. Ulubey'e bağlı zaten. Evet. Sonuçta orası da değil mi? Evet. Senin hayvanın bir şeyin var mı? Hayvanlarım yeyliği bahçede. Ben diyorum bu ses zil ses nereden geliyor? İneğin mi var? İneğim var. Bir danam var. Bir ineğin bir danan var. Kız sen ne kadar maşallah yani hepsine yetişebiliyorsun. Evet. Ya ne kadar dinç görünüyorsun. Dinç de değilim. Rahatsızım. Hastalıklıyım biraz. Kız o zaman niye hala hayvan bakıyor? Kıyamıyor musun? Kıyamayayım. Eşim seveyim Allah'ı. Bir uzman çavuşu torunum var. Mal diye aklı gider onun. Gerçekten mi? Tavuk. Balık yeri yaptı şuraya. Balıklar öldü. Hadi canım. Öldü. Balık yeri mi? Evet. Öldü balıkları. Gitti. Urfa'da görev yapıyor. Urfa Silverlik'te. Bu arılar arı şeyleri falan bunlar da mı sizin? Onlar da bizim. Siz arıcılık da yapıyorsunuz. Arıcılık yapıyorduk da bıraktık 3 senedir. Bıraktık. Bu kedi senin mi? Benim gibi bir şey işte burada. Bakıyor yediriyor. Var 6 tane kedim vardı ara bezdi öldüler hep. Ay değil mi? 3 kedim kaldı şimdi. Ay kıyamam ya. Bu tarla falan da mı senin? Bu tarla da benim böyle. Neler bahçem. Yapıyorsun bu tarlada? Marul, pırasa, ıspanak, pancar. Fasulyesini, mısırını, her şeyini yapıyor. Patates ekiyor mu? Patates olmuyor bizim toprağımız çok cirimde. Hadi ya. Ama olsun ne
kadar güzel. Hala da kendi işini kendin görebiliyorsun. Çok şükür. Allah bundan geriye kalmasın. Allah kimsenin eline düşürmesin. Amin. Allah kapılara amin. Bakıtmasın. Amin. Amin. Emme torunlarım beni bakar. Yok tabii canım. Tabii ki de. Şimdi 4 tane oğlan torunum var. Oğlanlardan. Aklı gider bizim diye. Tamam. Sen şimdi birisi ya. Urfa'da zaten. Onun bütçüğü de sanayide motorcu. Küçük oğlumun oğlunun birisi zaten okula gidecek şimdi İstanbul'a. Büyüğü de çalışıyor. Çok şükür askerliğini yaptı geldi. Oh. He. Ne güzel. İşte. İyi o zaman ben seni tutmayayım daha fazla. Suyun da akıyor böyle. Aksın. Sen halını duruluyorsun. Duruladım halımı. Duruladım. Gel o zaman katlayalım ben de sana ver. Yok bir. Ben katlarım sen zahmet etme. Ya olsun ben hiç yok çekim. Yok ya ay, kurban teşekkür ederim. Sağ. O zaman biz şimdi böyle Ohtamış'a doğru gidiyoruz. He. Ohtamış'a gittin mi? Öncelerden gittim ama yakında da gitmedim. He nasıl güzel bir yer mi? Ben ilk defa gideceğim. Tabii güzel. Güzel mi? Bir göreyim evet, orayı ben gör. De. Ben buralı değilim. Ben Trabzonluyum da hiç daha yeni yeni görüyorum buraları. Yine Karadenizlisin. Yani. Aynı memleketten sonuçta. İyi o zaman ben tanıştığıma Terledim, çok memnun oldum. Kucaklama. Ben de memnun oldum. Hiç ben şey yapmam. Önemli değil. Hiç kurban olurum size. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Sağ ol. Hadi teşekkür görüşürüz. Ettim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Siz de siz de. Kabağının, tarlada yetişen normal bal kabağını ince ince kesiyor Selma ablam. Kurutuyor böyle. Sonra bunu haşlayıp ondan sonra da şey yapıyormuş. Kızartıp işte yumurtayla falan oluyormuş. İşte yoğurtla yiyormuş. Ben ilk defa duydum bunu. Biz normalde bu bal kabaklarını annem ya işte süt tatlısı falan yapıyor. Sütlü kabak yapıyor. Ben onu hiç sevmiyorum tabii anne. onu ya da böyle patatesle falan yemek yapıyor. Bunu çok sevmiyorum ama ilk defa böyle kurutulup ondan sonra işte haşlanıp kızartıldığını ilk defa duydum. Yani böyle Salim ablam yapıyormuş. Bak demek ki yani kabağın her türlüsü oluyor. Ne? Salim ablam. Salim ablam yapıyor bunları. Böyle kuru kuru böyle arada bir karıştırıyor. Oh ne güzel Aralık ayında kabak kurutuyor Salim ablam. Şimdi gördüğünüz gibi Ohtamış Şelalesi'ne geldik. Ohtamış Şelalesi Ulubey Köyü'ne 20 kilometre, Ordu'nun merkezine de 38 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ulubey'in Ohtamış Köyü'ne bağlı Ohtamış Şelalesi. İnternetten araştırdığımda Karadeniz'in en büyük şelalesi olarak gözüküyor. 30 metre yüksekliğinden 90 derecelik bir açıyla dökülüyor. Ama ben daha önce ilk defa geldim Ohtamış'a ama daha önce Artvin'de Mençuna Şelalesi'ne gitmiştim. Hani Mençuna Şelalesi baktığımda çok daha yüksekti ve çok daha alanı geniş bir şelaleydi. Hani 90 derecelik bir açıyla döküldüğü için mi acaba Ohtamış daha büyük? Onu tam olarak bilemiyorum ama hani Mençuna sanki bana böyle kıyaslayınca anılarımla daha büyükmüş gibi geldi. Ama Ohtamış da tabii ki de küçümsenecek bir şelale değil. Hani tabii ekranda nasıl görünüyor bilemem ama gerçekten çok güzel bir şelale. Şimdi yanına gideceğiz. Geçen hafta da Çisele Şelalesi'ndeydik. Perşembe'nin Karaoluk Mahallesi'ne bağlı Çisele Şelalesi'nde. Orası daha böyle küçük, minik ve yüzülebilen bir şelaleyken Ohtamış Şelalesi bence burada da yüzülebilir biliyor musunuz? Yani bence buraya da giren insanlar vardır belki de. Yani turizme çok kazandırıldı mı bilmiyorum. Ama hem merkeze yakınlığıyla hem de bu kadar güzel bir şey olamaz. O kadar güzel ki. Çok sevdim. Hemen birazdan şelalenin yanına gideceğim. Olcay abim oradan size çok güzel görüntüler çekecek. Ben de tabii bu arada boş durmayacağım. Olcay abim bana da çok güzel fotoğraflar çekecek. Hadi o zaman şelaleye doğru gidelim. Şelalenin yanındaki küçük tepeciğe çıkardı ama burası da hani hem biraz birkaç gün önce yağmur yağdığı için hem de şelaleden esen damlacıklarla aşırı kaygan bir yer.
şelale gördüğünüz gibi hani iki kayanın arasından akıyor. Bir kayalar görüyorsunuz. Kayalar yosun ve sarmaşıklarla kaplanmış. Çok güzel. Şelalenin dibine kadar girdik. Yani felaket derecede fazla esiyor. Bir de hani kış ayında olduğumuz için aşırı soğuk bir suyu var ama suyun rengi böyle su yeşili gibi çok güzel, çok temiz bir rengi var. Yani yazın olsaydı mutlaka girerdim, girmek isterdim. Yani en azından böyle ayakkabılarımı falan çıkartıp pantolonumu biraz böyle dizlerime çekip ayaklarımı sokmak isterdim. Zaten Olcay abimler girmiş. Ümit abimle program çekerlerken girmişler. Ben de inşallah Allah nasip ederse yazın yine buraya gelip bu şelalede bir yüzmek isterim. Felaket derecesinde güzel. Yani ülkemizde böyle güzellikler varken hani yurt dışındaki doğal güzelliklere wow diyoruz ya, ben ona şaşırıyorum. Hani ülkemizde bizim çok daha böyle turizme kazandırılması gereken, daha böyle bilinmesi, duyulması gereken ama doğallığı bozulmadan o kadar doğal güzelliklerimiz var ki, özellikle Karadeniz'de. Yani bunun kıymetini bilip bunu değerlendirmemiz lazım ama en iyi şekilde buraya kalkıp da oteller yaparak ya da ne bileyim turizme kazandırılması için turist çekmek amacıyla işte atıyorum restoranlar işte özel yürüyüş yollarına falan gerek yok. Sadece reklamını yap. Yani bir tesis olsun, tek bir tane. Hani insanların acıkınca belki yiyebileceği ama hani ona da gerek yok çünkü merkeze çok yakın bir şelale zaten. Hani acıkan merkeze de ya da şuradan 2 dakika Ulubey'e gidip de yiyebilir. 10 dakika mesafe çok bir şey değil yani. Ama burası bozulmadan hani nedir yani, insanlar gelsin görsün, hani turist çeksin. Hem Ordu için hem Ulubey için aslında bir avantaj burası. Çok güzel. Yani Karadeniz'de olan, Karadeniz'e yakın kişilerin kesinlikle bir kez hayatlarında gelip görmeleri gereken bir yer. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminizi öğrenebilir miyim? Ferit Hasanoğlu. Ferit Bey, siz burada ne iş yapıyorsunuz? Vallahi biz burada soğuk demir doğrama, kapı, pencere, korkuluklar, yani işimiz bu. Parmaklıklar, korkuluklar. Evet, evet. Benim babam da demir ustası, oradan biliyorum. Doğrudur. Yoldan geçerken hemen gördük Olcay abimle, dedim ben bu kapıları tanıyorum. Benim babam yapıyor. Hemen sizi de içeride gördük, iyi ki yakaladık. Burası Ulubey'in neresi oluyor? Ulubey Akolluk Köyü Derekol Mahallesi. Derekol Mahallesi. Siz kaç yıldır bu demir ustalığını yapıyorsunuz? Vallahi bu bizim normalde dede mesleğimiz. Yani dedemden sonra babama geçti. Babamdan sonra işte ben yardım ediyorum. Çalışıyoruz böyle. Babam da işte şu an demir takmaya gitti. Burada yok. Ha öyle mi? Kapı takmaya evet, gitti. Evet, evet. Çok iyi biliyorum ben bunları. Aynısını yapıyor. Babam da dedemin babası da bu işi yapıyordu. Zaten dedem yapıyordu. Babam yapıyor ama biz yok. Nesilden nesile devam ediyor zaten. Yani ölmeyen bir meslek yapıyoruz sonuçta. Değil mi? Çünkü sürekli ihtiyaç evet, var. Evet, yani evet. Yine apartmanlarda olsa, sitelerde olsa demir kapı sürekli takılıyor. Evet, korkuluklar evet, takılıyor, evet, parmaklıklar takılıyor. Evet. Özellikle hani bu tip yerlerde de bayağı gidiyor. Hani kırsalda evet, evet, bayağı tutuluyor özellikle evet, Karadeniz'de. Evet, gerçekten öyle yani. Ölmeyen bir meslek. Sonuçta yapıyoruz. Yani ne yapalım? Vatandaşa hizmet. Siz peki Ferit Bey seviyor musunuz bu mesleği? Ya mesleği seviyor musunuz derken yani görüyorsunuz şunu çıkardıktan sonra, yani şu kapıyı bu hale getirdikten sonra zaten nasıl diyeyim yani insanın hoşuna gittikçe insan yapıyor. Yani. Beğeniyorsunuz yani tabii yapılan canım, iş, emek. Evet, emeği sanatçı, evet, sanat artık. Evet, değil. Emeğimizi böyle çıkardıktan sonra insanın hoşuna gidiyor tabii. Tabii bir de müşteri memnuniyeti denen bir şey var. Yani müşterilerimiz de Allah razı olsun iyiler. Yani sıkıntımız olmuyor. Kesinlikle. Peki siz bu kapıları boyuyorsunuz mesela? Tabii canım boyanıyor. Şu an ham olarak böyle geliyor. Ondan sonra tekrardan boyanıyor. Siz mesela saçlar falan, babam telefonla görüşürüz falan, hep şey diyoruz, çok zam geldi diyor. Hani bu evet, profillere, evet, bu saçlara evet, vesaire. Evet evet, gerçekten öyle yani. 60-70 liralık şey şu an 150-200 liradan fazla oldu. Ama yapacak bir şey yok yani, ne yapacaksın? Ne derler? Devletimizin yaptığı şey ne diyelim yani, diyecek bir şey yok. Yani zam üstüne zam. Siz yine mesleği devam evet, ettiriyorsunuz ve demircilik ölmeyen bir meslek. Ölmeyen bir meslek, gerçekten öyle yani. Peki bize demircilikle ilgili başka neler söylemek istersiniz? Neler anlatmak istersiniz? Vallahi demircilikle ilgili ne anlatalım? Yani şu zamlar biraz daha inerse müşteri haliyle daha çok olacak. Müşteri memnuniyeti daha çok olacak ama şimdi örnek veriyorum, bir kapıya 3 lira diyorsun. Adam diyor ki gelip işte kardeşim işte 2,5 lira olur mu? Zaten örnek veriyorum, bir desen alsanız zaten 80-90 lira.
Yani ne diyelim, diyecek bir şeyimiz yok ya. Elimizden geldiği kadar işte yapmaya çalışıyoruz. Peki Ferit Bey, şey soracağım. Sonuçta hani mesela gıdayı veriyorsun, insanlar yiyor, yine gelip alıyor. Evet, i̇şte evet, ne bileyim evet. Tahta bir şey yapıyorsun, tahta hemen çürüyor falan ama hani demir daha dayanıklı. Tabii canım hani yani. Yapılan evet. Sonuçta insanlar geliyor işte evlerine, yerlerine, arsalarına evler yapıyorlar. Evet. Bir kere taktırıyorlar. Evet. Ama sürekli bir talep var ama bir yandan da hani kullanışlı, hani ömür boyu kullanılan. Tabii canım yani evet evet gerçekten. Yani ölmeyen bitmeyen bir malzeme. Sonuçta yapılıyor yani, ne diyelim. Yani demir kırılmaz. Demir kırılmaz işte, kırılmaz en evet. En fazla paslanır, o da çok çok sorunlu. Evet yani. Evet yani evet. Yağmur görmediği sürece bir sıkıntı olmuyor. Yani yapılan içlikte, yani yağmur görmediği zaman bu demir aksamı, yani bir sıkıntı olmuyor. Karadeniz'de özellikle yaylalarda, işte kırsallarda, köylerde vesaire daha da çok tercih ediliyor. Evet evet. Siz evet. Peki merkeze gönderiyor musunuz? Yok hayır, yani biz çoğunlukla kendi, nasıl diyeyim, yani kendi bölgemizde çalışıyoruz. Yani bizim merkezde bir işimiz olmuyor. Tabii çoğunlukla dost, akraba oluyor. Yani arkadaşlar oluyor. Ordu'ya, örnek veriyorum, Ordu'ya, Ulubey'e, Gölköy oluyor. Oralara iş yapıyoruz. Sıkıntı yok. Ama diyoruz ya, yani çoğunlukla kendi bölgemizdeyiz. Evet. Peki bize bir kere daha bahseder misiniz? Ne yapıyorsunuz? Yani benimki şu an soğuk demir doğrama. Kapı, işte korkuluk, pencere korkuluğu. Balkon korkulu, yani çoğunlukla bunlar. Çatı işi yapıyoruz. Hemen şu yan tarafta yaptık bir tane. İsterseniz orada çekebilirsiniz, sıkıntı yok. Yani büyük çatı işi yapıyoruz. Elimizden gelen, yani müşteri ne derse onu yapıyoruz elimizden geldiği kadar. Yani demir ustası. Demir ustasıyız, evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Gelsin. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İnşallah yine bekleriz. Şimdi merhabalar, isminizi öğrenebilir miyim? Ümmet Katırcı. Ümmet abi, senin ne kadar koyunun var? Şu anda 130 tane var. Sen ne... Doğduğundan beri hani koyunculuk mesleğiyle mi uğraşıyorsun? Evet. Babadan mı geliyor? Evet, dededen geliyor. Dededen geliyor, evet. Sen de koyunculuk yapıyorsun. Evet. Peki evli misin? Çocuk çocuğun evet, mı? Evliyim. Ne kadar çocuğun var? Kaç İki tane? İki tane, bir kız bir oğlum var. Allah bağışlasın, küçükler mi? Evet. Sen şimdi 130 tane koyunun var, önceden daha mı fazlaydı? Evet, önceden daha fazlaydı. Saman ve yem fiyatı yüksek olduğu yüzden hayvanımızı azalttık. Ama bu şekil böyle aynı devam ederse... Yani bu hayvancılık tamamen biter gibi geliyor yani. Çünkü niye de sorarsanız, yani bir ay önce, iki ay önce asgari ücret 5500 liraydı. Şu anda 8500 lira oldu. Ama her gece zam geliyor. Yani bir hafta önce aldığımız yem çuvalını bir hafta sonra aynı fiyat alamıyoruz. Ve o yüzden hayvancılık bitiyor. Büyükbaş ve küçükbaş olarak bitiyor yani. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız yani hayvancılığı öldürüyor. O yüzden... Yapacak hiçbir işlemimiz yok. 130 tane hayvanımız var şu anda, büyük, küçük baş. Ama yapamıyoruz yani. Yani onlara da yem fiyatları arttığı için. Evet, yem fiyatları şu anda çok yüksek. Bir ton yem ne kadar alıyorsun? 6500 lira. Bir tonu? Evet. Peki hani bunların kışın masrafları ne kadar oluyor sana? Bir aylık masrafları ne kadar? Şu anda ben kışlaya geliyorum. Memleketimden buraya kışlaya geliyorum. Kışlaya gelmesem şu anda memleketimde olsam. Gölköy'de yani. Evet, Gölköy'de olsam şu anda yani. Nasıl diyeyim yani, tahmini üzeri söylediğimiz zaman yani hiç yemese yani 20 ton 30 ton saman yer. Yani samanımız yer. Ve o da mercimek samanı yediği yüzden mercimek samanının fiyatı da şu anda yani yaz ortası 3300 liraydı. Şu anda yani 4 milyarı falan geçti yani fiyatı. Fiyatı geçtiği yüzden yani şu anda tonunun fiyatı evet, geçti. Tonu geçti. Tonu geçti yani. Şu anda 300 yani 6500 6,5 milyara mısır tonu alıyoruz. Bahara kadar bu koyun en kötü şartta yiyeceği yani 10 ton. Gölköy'ünde. Ama şu anda yani kış diye geldik. Yani biraz tasarruf edelim diye. Ama yine edemiyoruz yani. Bitti yani, hayvancılık bitti. Cumhurbaşkanımız yani hayvancılığı bitirdi. Yani zam yapıyor. Bu yani bir geceki aldığın malzeme öbürsü gün aynı fiyat alamıyorsun yani. Peki abi, sen bu 130 tane koyunu biraz daha hani destek bekliyorsun. Destek gelmezse satmak zorunda mı kalacak? Evet, destek gelmezse satacağız. Kuzuların var ama hepsi anne. Onları kesime mi göndereceksin? Ya kuzuyu şimdi alıcısı yok. Yani hayvan var ama alıcısı yok yani. Tek tek satarsan alıyor adam. Ada alıyor, bir şey alıyor. Ama hepsini toplu fiyata verdiğin zaman parasını alamıyorsun. Ondan sonra ondan bekliyoruz yani böyle. O yüzden yapacak hiçbir işlemimiz yok. Ama ne yapalım yani? Üretici Sayın, olarak eğer hani destek, destek bekliyoruz yani. Mecburen daha da azaltacaksınız ve ondan sonra bitecek hayvancılık. Evet, bitecek. Bitecek ve bir yıllar önce yani bir proje vardı. Köye dönene oyun veriyordu devletimiz. Ve bu proje bitti. Neden bitti diye sorarsanız
şu anda yani devletin çok büyük bir, bu hayvancılık açısından çok büyük bir destek yapması lazım. Nasıl diye sorarsanız, yani bu et pahalandı. Evet, et pahalandı. Şu anda yani benim açımda değil, vatandaş şu anda bir kilo et alıp yiyemiyor. Yiyemiyor yani. Bir kilo et, yani bir kilo et olmuş yani. Şu anda sen benden alıyor. Alacağım mı? Restoranta vardığın zaman, kasaba vardığın zaman 200 milyon lira aşağı kilosunu alamıyorsun. Yiyemiyor. Vatandaş yiyemiyor. Yani benim baktığım koyunun, kuzunun bir değeri yok yani. Sesimi şu an duyuyor mu olacağı abi bilmiyorum. O aşağıda kaldı. Ben de şu an Ulu Bey cam terasına çıktım. Cam terasta Ulu Bey'in manzarasını izliyorum. Bütün bölüm hiç montumu giymeden programı çektim ama burası hem hani hem ikindiye doğru geliyor, güneş batıyor, hem de biraz daha yüksekte olduğu için soğuk. Programımızın kapanışını Ulu Bey'in merkezinde bulunan Ulu Bey cam terasında yapıyoruz. Bu cam teras tam olarak ne zaman yapıldı bilmiyorum ama yeni yapıldı. Yani geçen sene olması gerekiyor. Ya 2021 yılında ya da 2022 yılında yapıldı. Daha yeni yani. Açılışı da henüz tam yapılmadı. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Hem aracınızla Ulu Bey'e geldiğinizde bu tepenin arkasında dolanarak araçla gelebiliyorsunuz. Hem de şimdi birazdan gösterecek Olcay abim tahta merdivenlerle Ulu Bey merkezden yürüyerek buraya yavaş yavaş çıkabiliyorsunuz ve karşınızda Ulu Bey manzarası. Yani Ulu Bey'i geçtim, şurada görmüş olduğunuz bir Şuayb Tepesi var. Tepenin ismi Şuayb Tepesi. Ben de gelmeden biraz araştırdım. Şuayb Tepesi'nde eskiden yaban hayvanları çok bulunuyormuş. Dağ keçileri ve yaban kedisi vesaire daha çok bulunuyormuş. Şu an kaldı mı orada öyle bir hayvanlar bilemiyorum ama o tepe Karadeniz'de Sıra Dağları'nın yanı sıra İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da bulunan tepe özelliklerine, yani tek tepe özelliği gösteren tepeymiş. Gördüğünüz gibi karşısında etrafında bulunan Sıra Dağları'nın içerisinde tek bir tane olarak böyle dikilmiş ortada duruyor. Çok güzel bir görüntü. Şöyle uzaklara baktığımda da böyle tepelerin uç noktalarında kar görüyorum. Yanlış mı görüyorum Olcay abi? Doğru mu? Kar mı onlar gerçekten? Olcay abim kafasını sallıyor. Onlar evet kar diyor. Ocak ayındayız dediğim gibi, yani Ocak ayında olmamıza rağmen karı resmen ara ara bulamıyoruz ama böyle tepelerde çok uzak noktalarda görebiliyoruz. Oralara tabii bizim gitmemiz çok zor. Oralara yol gidiyor mu hiç bilmiyorum. Sadece böyle uzaktan bakmakla yetiniyoruz. Umarım en kısa zamanda kar yağar ve kış mevsimini olması gerektiği gibi yaşarız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım güzel bir program olmuştur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir memleket havası daha bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.